Canlarım selam hepiniz VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. 10. sınıfların 2. dönem 2. fizik yazılı çalışmasının 2. videosuyla beraberiz. Bu videoda kırılma, mercekler ve renk konusuyla ilgili hem konu hatırlatmaları yapacağız hem de çeşitli sorular çözeceğiz. Kırılma konusu daha çok sorular üzerinden anlatılabildiği için direkt sorularla başlıyorum. KLM ortamlarından oluşan sistemlere gönderilen tek renkli ışının kırılması verilmiştir alfa büyük teta olduğuna göre KLM ortamlarının ışığı kırma indileri arasındaki ilişki nedir diye bize soruyor arkadaşlar. Öncelikle ortamları birbirinden ayıran çizgiye indirilen dikmeye normal denir. Yani arkadaşlar K ortamı ve L ortamını birbirinden ayıran çizgiyi böyle belirginleştireceksin. Bu çizgiye indirilen dikmeye yani şu şekilde çizilen N diye gösterdiğimiz şu dikmeye biz ne diyoruz? Normal diyoruz. Eğer bir ışın ortam değiştirdiğinde normale yaklaşarak kırılmışsa girdiği ortam kendisinden daha yoğundur diyoruz. Hatta bunu şöyle benzetmeler yapıyoruz. Zenginler ve fakirler diye bir kısa yol uydurdum ben aklımızda kalsın diye. Zenginlere yoğun ortam dolayısıyla N'ye de zenginlik çizgisi olarak zenginlik sınırı olarak adlandırıyorum. Ve diyorum ki arkadaşlar L mi zenginlik sınırına daha yakın K mı daha yakın? Işını görüyorsun. L böyle geliyor. Sonra K ortamına girince böyle oluyor. Kim zenginlik sınırına daha yakın? Yani normal çizgisine daha yakın? K. O zaman diyorsun ki K'nın kırıcılık indisi L'den daha büyüktür. Yani K daha zengindir. Bu kadar basit abi. Yani kimse üstüne alınmasın. Yani biz de zengin değiliz ona bakarsanız ama hani mantığımıza yatsın diye anlatıyorum böyle. Zenginler fakirler diyeceğim. İleride bunu daha baskın bir şekilde iyi yorumlara götüreceğim. Haberiniz olsun. Şimdi M ve K'ya bakıyorsun. Kim zenginlik sınırına daha yakın abi? M. Çok bariz ortada. O zaman M'nin kırıcılık indisi M'nin e kırıcılık indisi büyüktür. K'nın kırıcılık indisi. Yani M K'dan büyük. K da L'den büyük olduğu için onu da şuraya yazıyorum. Ve sıralamamız bu oluyor. M K L şeklinde oluyor. Şimdi buraya ayrıca bir not düşmüşüm. Işığın ortamlardaki hızlarını ve dalga boylarını sıralayınız demişim. Arkadaşlar bir kere dalga boyuyla ilgili şöyle bir formül var. Lambda eşittir V çarpı 1 bölü F. Şimdi bir ışığın ortam değiştirdiğinde enerjisi değişmez. Dolayısıyla frekansı da değişmez. Yani ışık foton olduğu için arkadaşlar fotonun enerjisi h çarpı F denilen bir formülle bulunur. Yani bunu şu an bilmiyor olabilirsiniz normal. H burada Planck sabiti yani bir sabittir. Enerji değişmeyeceği için ortam değiştiren ışığın enerjisi değişmeyeceği için frekansı da değişmez. Dolayısıyla KLM ortamlarındaki frekanslarını sırala deseydi böyle yapacaktık. FK eşittir FL, o da eşittir FM diyecektik. Ancak dalga boylarını sıralayın derse hızın büyük olduğu yerde dalga boyu büyük, hızın küçük olduğu yerde dalga boyu küçük. Ortam değiştiren ışığın ortalama sürati değişir. Yani sürati değişir. Ortam ne kadar yoğunsa ışığın oradaki sürati o kadar küçüktür. Yani şöyle düşünün. İnsanların yoğun olduğu bir yerden koşmaya çalışıyorsunuz. Çok koşabilir misiniz? Koşamazsınız. Işığı da böyle hayal edin. Ortam yoğun olduğunda ışık hızlı ilerleyemiyor. Yani ışığın ortalama sürati azalıyor. O zaman burada en yoğun ortam M ortamı olduğu için M ortamında ışık en yavaştır diyebiliriz. Yani VM en küçüktür. Daha sonra VK gelir. Daha sonra VL sıralaması gelir. Yani yoğunluğun en küçük olduğu yerde hız en büyüktür diyebiliyoruz. Arkadaşlar hız sıralaması da böyledir. Dalga boyu ve hız birbirinin aynı sıralamasına sahip olduğu için dalga boyu içinde lambda L büyüktür, lambda K büyüktür, lambda M sıralamasını yapabileceğiz arkadaşlar. Şimdi bu soruya geldiğimizde ise X ortamından Y ortamına gönderilen I ışının izlediği yol şekildeki gibidir. Gelen ışığın doğrultusu ile kırılan ışığın arasındaki açı alfa olduğuna göre hangileri Alfa açısının artmasına neden olur. Buradaki alfa açısına biz ne diyoruz arkadaşlar? Sapma açısı diyoruz. Yani ışık normalde böyle gidecekti. Eğer ortamlar aynı olsaydı böyle gidecekti. Işık şu anda böyle gitmiş. Yani bu kadar ne yapmış? Sapmış. Dolayısıyla buradaki alfa açısı bizim için ne açısıymış? Sapma açısıymış. Peki buradaki teta açısına ne deniyor? Gelme açısı. Yani gelen ışın ile normal arasındaki açıya gelme açısı denir. Bakın bu açıya demiyoruz ha. Şuradaki açıya gelme açısı diyoruz. Kırılan ışın ile normal arasındaki açıya da kırılma açısı denir. Yani buraya R dersek R açısı kırılma açısıdır. Alfa açısı sapma açısıdır. Bu adam diyor ki alfa açısının artmasını istiyorum. Yani sapmanın daha çok olmasını istiyorum. Kardeşim sapma neden oluyor? Ortamlar birbirinden farklı olduğu için değil mi? Eğer ortamlar aynı olsaydı ışın öyle devam edecekti. Yani hiç sapmayacak. O zaman bu ortamların farkını arttırırsan sapma daha da artar. Şimdi kim büyük, kim normale yakınsa o daha zengin abi. Olay basit. Normale yakın olan alt taraf olduğu için y'nin kırıcılık indisi daha büyüktür. x'in kırıcılık indisi daha küçüktür. Peki. Şimdi biz ne yapacaktık alfanın artması için? Farkı arttıracaktık. Yani x ile y arasındaki fark artarsa daha çok kırılır. Bu fark nasıl artar? Bir düşünün bakalım arkadaşlar. Y'yi daha büyük yaparsanız fark artmaz mı x'le? Ya da x'i daha küçük yaparsanız fark açılmaz mı? Açılır. Yani bu zengin abi, zengine biraz daha para veriyorsun, daha da zengin oluyor, fark açılıyor. Ya da bu fakir zaten biraz daha parasını alıyorsun, fark açılıyor. Yani günümüzde olan oluyor aslında arkadaşlar. Dolayısıyla biz burada y ortamının kırıcılık indisini arttırdığımızda fark açılır ve daha çok sapar. Ya da x ortamının kırıcılık indisini azalttığımızda fark açılır ve daha çok sapar. Bakıyoruz x ortamının kırılma indisinin arttırılması diyor. Hayır azaltılması. Y ortamının arttırılması diyor. Doğru. Teta açısının arttırılması. İşte teta ile ilgili nasıl yorum yapacağız? Şöyle. Şimdi arkadaşlar bakın. Teta açısı küçük olsaydı. Şöyle olsaydı. Hatta o kadar küçük olsaydı ki bak küçülttüm, bak küçülttüm, küçülttüm, küçülttüm. Hatta böyle olsaydı. Dik olduğu zaman ne oluyor? Hiç kırılmaya uğramıyor arkadaşlar. Direkt böyle gidiyor. Demek ki bu açı dik olduğu zaman kırılma diye bir şey olmuyor. Yani sapma diye bir şey olmuyor. E dolayısıyla bu açı ne kadar küçükse sapma o kadar küçük. Hatta bu açı sıfır olduğunda sapma da sıfır. Bak böyle aklına koyabilirsin. Demek ki gelme açısı ne kadar küçük olursa yani teta ne kadar küçük olursa ışık o kadar az sapıyor. E biz artmasını istiyorsak gelme açısında büyük olması lazım. Yani teta'nın arttırılması olur arkadaşlar. Dediğim gibi tekrar söylüyorum. Teta böyle değildi. daha küçük bir açıyla gelseydi. Yani şöyle gelseydi. Ya da daha da küçük şöyle. Ya da daha da küçük böyle gelseydi hiç sapmayacaktı. Demek ki açı küçüldükçe sapma azalıyor. Açı büyüdükçe sapma artıyor. Yani şöyle geldiği zaman daha çok sapar arkadaşlar. Tamam. Dolayısıyla bu da olur. Sorumuzun cevabı 2 ve 3 olacaktır. Birbirine paralel olarak yerleştirilen saydam X ve Y, Z ortamları X'ten gönderilen ışın şekildeki yolu izliyor. Bize ortamların kırılma indirlerini soruyor. Arkadaşlar bakın yine zengin fakir muhabbetinden devam edeceğim. Şimdi bu bizim normal çizgimiz. Normal çizgimizi X'e mi daha yakın görüyorsunuz yoksa Y'ye mi? Tabii ki Y'ye. Demek ki Y'de para var. X'de para yok. Bu kadar basit. Şimdi Y ile Z'yi kıyaslayacağız. Peki nasıl? Arkadaşlar burada da şöyle düşüneceğiz. Normal çizgimizi şöyle yine çizelim. Bakın şöyle. Burada arkadaşlar normal çizgisine Y'nin yakınlığına bir bakın. Bir de Z'nin yakınlığına bir bakın. Yani yine Z'nin çok çok uzak olduğunu, normal çizgisine Z'nin çok uzak olduğunu görüyorsun. Y'nin çok daha yakın olduğunu görüyorsun. Yani Y Z'den de nedir arkadaşlar? Zengindir. Bunu şöyle de aklında tutabilirsin. Bakın Y'den gelen ışın Z ortamına geçmiyor bile. Yani Z ortamına böyle girmiyor bile. E bu ne demek? Adamlar adamlarla muhatap bile olmuyor. Yani Y öyle zengin ki Z'ye göre zenginler fakirlerle muhatap olmamış. Bak zenginler gelmiş, aa bakmışlar aşağısı çok fakir, kırılıyor. Abi bunlarla biz aynı yerde duramıyoruz diyorlar. Zenginlerde öyle bir hava var biliyorsunuz. Fakirlerle muhatap olmazlar. Çünkü onlar elit. Onlar zengin. Tamam o zaman böyle gidiyorlar. Yani fakirlerin arasına girmiyorlar. Buradan da anlayabilirsiniz ki aşağısı fakir. Tamam. Yani Z ortamının yoğunluğu daha düşük. Bunu ve bunu anladığımızı düşünüyorum. Şimdi Y ikisinden de büyük. Ama X ve Z'yi nasıl kıyaslayacağız? Arkadaşlar paralel yüzlü ortamlarda aradaki ortam sadece taşıyıcıdır. Yani ne demek istiyorum? Şuraya alfa açısıyla gelen ışın buradan böyle iki ortamı tam ayırarak gidiyorsa Aradaki y ortamı değişse bile yine buraya alfayla gönderirsen yine bu şekilde gider. Yani y ortamı ışının z ortamına geçişini etkilemez. Y ortamı sadece ışını bir miktar saptırır. Bu önemli bir bilgi, paralel yüzde ortamlarda bunu bilmeniz gerekiyor. Yani kısacası, diyorum ki x ortamından yine aynı açıyla ışın gelirse, arada y ortamı değil de bambaşka bir ortam bile olsa, bu ışın en son yine şu şekilde gider. Yani ışının bölgeye girişi değişmediği sürece ışının bölgeden çıkışı da ne yapmaz? Değişmez. Aradaki y ortamı sadece taşıyıcıdır. Dolayısıyla y ortamını kaldırsaydık bile direkt x ve z ortamını birbiriyle e, bir araya getirseydik. Yani şurayı z'ye çevirseydik bu ışın böyle gelirdi ve bu ışın şöyle, bakın çizeyim, şöyle giderdi. Yani bunun anlamı şu. X ortamından alfa açısıyla gelen Z ortamına iki ortamı birbirinden ayıran yeri yalayarak gidiyor. Yani sınır açısı, sınır olarak gidiyor. Yani şu 90 dereceyi yaparak gidiyor. Dolayısıyla şuradan gelip şöyle geldiği gittiğini bildiğimiz için aradaki Y'yi de kaldırsak Y ortamı sadece taşıyıcı olduğu için buradan böyle gelirse yine buradan böyle gider. Biz de buradan neyi anlıyoruz? X ile Z'nin zenginlik fakirlik durumunu anlıyoruz. Yani X ortamı Z'ye geçmiyor. Demek ki Z fakir. Yani X'in Z'den daha zengin olduğunu anlıyoruz. Demek ki Y herkesten büyük. Tamam. X sonra geliyor. Sonra da Z geliyor diyebiliriz. Y, X, Z sorumuzun cevabı Y, X, Z. Baktığımızda Bursa olduğunu görüyoruz. Tek renkli ışınının saydam kaleme ortamlarında izlediği yol verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar ışın bir ortamdan bir ortama geçerken eğer dik gelmişse bu ışın kırılmaya uğramaz. Yani ortamlar ne olursa olsun. Yani bu ortam yoğunmuş, zenginmiş, fakirmiş abi kimseyi ilgilendirmiyor. Diyor ki, "Kural. Eğer ışın dik gelirse dik bir şekilde devam eder. Yani kırılmaya uğramaz. Dolayısıyla sen dik geldiği zaman bu böyle gidiyor diye X fakir de diyemezsin. Y fakir de diyemezsin. Yani bunları ne yapamazsın? Kıyaslayamazsın böyle olursa. Ama dik değilse. Mesela K, L'ye geçerken dik mi? Yani K ile L'yi ayıran çizgiyi görüyorsun. Şu. Bu çizginin normalini çizdesem, bu çizgiye bir dik yap desem şöyle bir şey yaparsın. Dik mi? Dik değil. E, normale dik gelmiyorsun ama dümdüz gitmişsin. Yani hiç sanki kırılmadan, kırılmadan devam etmişsin. Bunun anlamı şudur. K ve L ortamları birbiriyle aynıdır. Yani gelen ortamda normalle aynı uzaklıkta, kırılan ortamda normalle aynı uzaklıkta. Demek ki bunların zenginlikleri aynı. Yani K L'ye kırılcılık indisi olarak aynıdır. M'ye geldiğimizde ise şunu yapacağız şöyle. Yine diyeceğiz ki kardeşim kim normale yakın o zengin. Bakıyorsun bu adam normale bayağı bir uzak. Bu adam normale daha yakın. Yani açılardan bu anlaşılıyor arkadaşlar. Dolayısıyla ya ben size desem ki bu açı büyük bu açı siz bu açının büyük olduğunu sanırım anlıyorsunuz. Dolayısıyla bura daha fakir yani normale uzak fakir anlamına geliyor. Demek ki M ortamı kırıcılık indisi olarak e, L'den daha düşük. Dolayısıyla sıralamamız ne oluyor? L M'den büyük K L'ye zaten eşitti. K L'ye eşit onlar M'den büyük sıralaması doğrudur. K ortamının kırıcılık indisi L ortamına eşittir. Bakın doğru bu doğru. K ortamının kırıcılık indisi M'den büyüktür. K M'den büyüktür. Doğru. L'nin kırıcılık indisi M'ninkinden küçüktür. L M'den küçük değil. Büyük. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 1 ve 2'dir. Bu soruya geldiğimizde ise K ışının X, Y, Z ortamlarından geçişi verilmiş. Bu ortamlardaki hızlar bana soruluyor. Yoğunluklarını yani kırıcılık indilerini bulursam hızlarını da bulabilirim. Şimdi tamamen normali çizerek yapmanız gerekiyor. Normal nasıl çiziliyordu? Ortamları birbirinden ayıran çizgiye dik yapacaksın. Burada X ve Y ortamını ayıran çizgi şu çizgi değil mi? O zaman bu çizgiye bir dikme indireceksin. Burada da Y ve Z ortamını ayıran çizgi bu olduğu için buna dikme indireceksin. Şimdi dikmelere dikkat edin. Bakın dik yapmaya çalışın. Yani yapabildiğiniz kadar dik yapın. Şimdi burada da yapabildiğiniz kadar dik yaptığınızda bunları çizdiniz. İşte bunlar sizin normalleriniz oluyor. Şimdi burada bakıyorsun bu mu normale yakın bu mu? E tabii ki Y ortamı normale daha yakın. Demek ki y ortamı x'ten daha zengin. Şimdi buraya geldiğimde y ile z'yi kıyaslayacağım bu mu daha yakın bu mu? Tabii ki Z'ye girdiğinde normale daha yakın olduğunu görüyorsunuz. Demek ki Z'de y'den daha zengin. Yani Z'de y'den büyük olduğu için Z'yi de önüne yazdım Dolayısıyla yoğunluk sıralaması böyle hız sıralaması bunun tam tersidir Çünkü yoğun ortamda hızlı ilerleyemez ışık yani x ortamındaki hızlı ışığın daha büyüktür sonra y, sonra da Z olacaktır. X, Y, Z sorumuzun cevabı olacak. Enerjilerini sorsaydı enerjileri eşit diyecektik. Frekanslarını sorsaydı frekansları da eşit diyecektik. Yani Fx, Fy, Fz çünkü frekans kaynağa bağlıdır. Kaynak değişmediği sürece buradaki sonuçta aynı ışın geliyor hepsine. Kaynak aynı. O zaman frekanslar aynı. Kaynak değişmezse frekans değişmez, enerji değişmez. Dalga boyuyla hızın sıralaması aynıydı hatırlayın lambda eşittir v çarpı 1 bölü f. Yani hızın büyük olduğu yerde dalga boyu da büyüktü. Dalga boyunun sıralaması da aynı bu şekilde olacaktı arkadaşlar. Hava ortamında bulunan camdan yapılmış tam ve yarım küresel ortamlar diyor ki hangi ışınlar doğru yolu izlemiştir diyor. Şimdi burada dikkat edeceğiniz şey şu. Işın gelirken camla havayı Ayıran yüzey hangi yüzey arkadaşlar? Camla havayı ayıran yüzey. Bakın şurasıdır. İşte bu yüzeye dikme indirin dediğim zaman nasıl indirirsin o dikmeyi sen? E, tabii ki de şöyle indirirsin. Değil mi? Şu senin için diktir. Tamam. İşte bu normaldir. Şimdi cam mı yoğun hava mı? Tabii ki de cam. Demek ki camın daha zengin olduğu için daha yakın olması lazım. E baktığın zaman bura uzak ve bura daha yakın. Yani bu çizimde bir hata var mı? Yok. Birinci çizim doğru. İkinci çizim camdan havaya geçerken ortamları ayıran yüzey şöyle dairesel bir yer değil mi? Dairesel yüzeylerde dik nasıl olur? Merkezden gelen çizgi dik olur. Dolayısıyla merkezimiz burası. Buradan gelen çizgiler diktir. Yani bir ışın O noktasından geliyorsa zaten dik gelmiş demektir. Dik geldiği zaman da herhangi bir kırılmaya uğramaz. Yani aynen böyle gider çok doğru. Buna gelelim. Şimdi yine küresel bir yüzeye giriş yapıyoruz. Dolayısıyla merkezden çizilen çizgi bizim için normaldir. Bakın şöyle çiziyorum, bu bizim normalimiz. Yani dik. Şimdi normale gelen uzak, giden normale daha yakın. E cam ortamı daha zengin olması gerekmiyor mu zaten? Yani buranın küçük olması mantıklı mı? Evet, bura doğru. Buraya geliyorum. Yine arkadaşlar aynı şekilde normalimi çiziyorum şu şekilde. Normalle gelen arasındaki açı şurası. Normalle giden arasındaki açı burası. Hangisi daha fakir? Dışarısı. ve zaten dışarısı hava, içerisi cam. Tabii ki de içerisi daha zengin olması lazım. Çünkü cam daha yoğun. Yani burada da bir hata yok. Dolayısıyla bu da doğru. Bu çizimde de doğru. Üçüncüye geldiğimizde ilk başta cisim küresel yüzeye geliyor. Küresel yüzey demek ne demekti? Normali nasıl çiziliyordu? Merkezden çizilen çizgi normaldir. Bakın yani şu, şu normal. O zaman bu işin tam normal üzerinden geliyor. Yani dik geliyor. Dik geldiği zaman kırılmaya uğramaz, böyle devam eder. Doğru. Daha sonra ortamları birbirinden ayıran yüzey neresi? Artık ortamları ayıran yüzey burası. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi düz. Düz yüzeylerde dikme şu şekilde indirilir. Yani sizin normaliniz bu artık. Normalle gelen ışın burası, normalle giden ışın burası. Yani kim kimin ortamına girmemiş, cam havanın ortamına girmemiş. Yani zengin olan cam, fakir olan hava. Zenginler fakirlere girmemiş ortamına. E bu böyle olmuyor muydu zaten? Böyle oluyordu. O zaman bu da doğrudur. Yani sorumuzun cevabı hepsi doğru olacaktır arkadaşlar. Bu soruya geldiğimizde hava ortamından yarım daire kesildiği cam ortamına merkezine şekilde karşını gönderiliyor. Hangilerini izleyemez diyor. Şimdi camın zengin havanın fakir olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla zenginler fakirlerle muhatap olmayabilir. Yani camdan gelen bir ışın havaya geçmeyebilir. Bu normal bir durum. Yani biz artık şurasının dik olduğunu zaten biliyoruz. Az önceki sorudan biz buranın merkezden gelen çizgi olduğu için buranın 90 derece olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ışın burada kırılmaya uğramaz geçer. Daha sonra ise ya hava ortamına geçecek ya da geçmeyecek. Yani geçmeyebilir mi? Evet çünkü cam daha zengin hava fakir. Geçmezse şu yolu izleyebilir değil mi arkadaşlar? Yani 3 yolunu izleyebilir. Arkadaşlar bir de tam yansıma diye bir durum vardır. Yani tam yansıma da yine zenginlerden fakirlere geçerken olur. Hatırlayalım şurada tam yansımayı. Diyelim yukarısı hava, aşağısı cam. Camdan havaya geçerken bu olabilir. Yani e, havadan cama geçerken tam yansıma diye bir şey olamaz. Yani fakir bir ortam. Ben zenginlerin arasına girmek istemiyorum abi. Zenginler kim ya? Diyemez. Buradan aklınızda kalmasını istiyorum ki tam yansıma olayı sadece camdan şey sadece yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken olabilir. Yani zenginler diyebilir. Ben fakirlerin arasına girmiyorum diyebilir. İşte böyle aklınızda tutmanız için böyle bir şey uydurdum arkadaşlar. Umarım kimse alınmamıştır. Çünkü böyle bir amacım yok. Şimdi şu bizim normalimiz. Normalle gelen ışın arasındaki açıya gelme açısı, kırılan ışına yansıyan burada yansıma var artık. Ayna gibi arkadaşlar. Sanki burası ayna olmuş oluyor ve ışığın tam yansıma yapıyor ve bu açı eşit. Yani bu açı bu açıya eşit olmalıdır. Başka bir tam yansıma şekli yok. Yani şöyle bir şey yok. Ben böyle geleceğim abi ama ben böyle yansıyacağım. Tam yansıma da böyle bir ihtimal yok. Ya adam gibi tam yansıma yaparsın. Yani ya böyle güzelce tam yansıma olursun eşit olacaksın. Ya da tam yansıma yapmayacaksın. Bu dediğim kurala kim uyuyor? Bak ışın gelmiş karşıya geçmemiş tam yansıma yapmış gördün mü? İki açıda birbirine eşit. Yani bu bir olur. Ama 2 olamaz. Yani aradan böyle şu açı gelme açısı. Şu açı da yansıma açısı. Aynı mı? Değil. Hani gelme açısı yansıma açısı aynıydı? İşte bu olmuyor. Yani 2 gibi gitme şansı asla yok. 3 gibi gidebilir. Karşıya geçerse 4 gibi gidebilir. Ee, ama 5 gibi yine gidemez. Neden 5 gibi gidemez? Onu da size söyleyeyim. 2 olmuyordu onu anlattım. 5 niye olmaz abi? Sebebi şu. 5 olduğu zaman böyle geliyor, böyle gidiyor değil mi? Şimdi normal ile burası arasındaki açı bu kadar. Normal ile burası bu kadar. Hangisi daha büyük? Cam. Yani cam daha fakir, hava daha zengin öyle mi? Öyle olmuş oluyor. İşte yanlış öyle bir şey olmaz. 5 olmaz, 2 olmaz. 2 ve 5 izleyemez. Diğer ışınları izleyebilir diyoruz. Bir ışınının yüzeyleri birbirine paralel KLM ortamlarında izlediği yol şekillik gibidir. Buna göre L ortamı yerine kırıcılık indisi daha büyük bir ortam konulursa. Yani bu ortamın kırıcılık indisi kırıcılığı arttırılırsa. Tamam arttırılırsa. Beta ve D uzaklığı ilk duruma göre nasıl değişir? Öncelikle arkadaşlar eğer ortamlar birbirine paralelse. Aradaki ortam taşıyıcı ortamdır. Açıları etkilemez demiştim. Yani K ortamından alfa ile gelen bir ışın aradaki L ortamı alınsa dahi yok edilse dahi M ortamından yine beta ile çıkar. Giriş çıkış L'yi etkilemez. Yani L değişse de değişmese de alfa ile K'dan geliyorsan M'ye beta ile terk edersin. Dolayısıyla beta açısında bir değişme olmaz. L'yi arttırsan da olmaz. L'yi arttırırsan ne olur? Abi daha çok kırar. Yani L'yi arttırdığında iyice kırar. Yani ışın böyle olur. Bu kadar abartır yani. E bu kadar kırınca da buradan böyle gider. Yani artık D uzaklığı ne olmuş olur? Artmış olur. D artar ama şey değişmez. Beta değişmez. Sorumuzun cevabı C şıkkı olacak. Yine arkadaşlar saydam X ve Y ortamlarına gönderilen tek renkli ışığın izlediği yol buna göre ışığın tam yansıma yapması için. Şimdi gençler burada ne var? Sınır açısı var değil mi? Yani bu zengin belli fakirlerin ortamına girmiyor ama tam nefret de yok. Ya nasıl diyeyim sana? <laughs> ya biraz ben bu zenginlik fakirlik olayını biraz abarttım. Ya şunu demek istiyorum. Bu adam şimdi böyle gelip şunu yapmıyor değil mi? Ya yani tam yansıma yapmıyor. E yani soru da diyor ki tam yansıma yapmasını istiyorum diyor. Abi o zaman sen bu zengini biraz daha zengin yapacaksın ya da fakiri biraz daha fakir yapacaksın. O zaman y diyecek ki ben x ortamına hiç girmiyorum. Çünkü şu aradan gittiği zaman iyi kötü şu kenardaki 1- iki kişiyle sohbet ediyor abi en azından. Yani az çok bulaşıyor. Yani y x'ten büyük ama düz giderken diyorum. Düz giderken de y x'ten büyük tamam. Ama aralarında aşırı fark yok. Ama tam yansıma olursa, yani şöyle olması için aralarında çok fark olması lazım, Dolayısıyla hiçbir şekilde muhatap olmaması lazım. Yani bu olayın olmasını istiyorsan buna biraz daha para vereceksin. Yani Y'yi arttıracaksın. Farkı açacaksın yani. Ya da X'in biraz daha parasını alacaksın. Yani en X'i azaltacaksın. Yani eskiden bir iki çift laf ediyorlardı ya burada. Hani şuralardaki kişiler. Bunları da yok etmen için bunu aşırı zengin yapacaksın. Bunu Elon mask yapacaksın direkt. Bunu da Endonezya'ya çevireceksin. O zaman ne olur? O onunla hayatta muhatap olmaz. Sadece sömürmeye gider tabii şöyle. Anladık mı? Tam yansıma budur. X ortamının kırıcılık indisi arttırılmalıdır. Bakıyorum ben. Hayır. X'i azaltmalıyız. Y'yi arttırmak. Evet olur. Teta açısını arttırmak. Şimdi arkadaşlar hatırlarsanız bir mantık öğretmiştim. Bu teta'yı azaltırsanız. Mesela teta'yı şöyle yaparsanız. Hatta şöyle. Hatta şöyle. Hatta böyle yaparsanız ışın direkt karşıya geçer. Hiç kırılma olmaz. Demek ki teta küçüldükçe bu ışının tam yansıma ihtimali ortadan kalkıyor. Ama teta büyürse yani şöyle değil de biz şöyle gönderirsek tam yansıma yapacaktır bu ışın. Mesela camdan havaya geçerken sınır açısı 42 derecedir. Bu ne anlama geliyor? 42 dereceyle camdan havaya gelen bir ışığın sınır açısı olur diyor. Yani şurası diyor 42 derece ise iki ortamın arasını havayla cam diyelim yalayarak yani iki ortamın tam arasından gider. Buna sınır açısı deniyor bu 42. Sınır açısından büyük açılarda mesela 42'den büyükse 43, 44, 45 fark etmez. Artık tam yansıma yapar. Yani bir ışın 42'den büyük bir açıyla gelirse karşı ortama hiç bulaşmaz ve tam yansıma yapar. Olayımız bu. Dolayısıyla tetanın artması tam yansımanın yapılması anlamına geliyor. Yani bura 42 örnek veriyorum. Bura 42'den daha büyük ya. Artık tam yansıma yapar. Yani sorumuzun cevabı 2 ve 3 olacaktır. Şimdi arkadaşlar bir cismi yoğun ortamda baktığınızda olduğundan daha yakın görmeniz olaylarına gelelim. Buna göre diyor hangileri doğrudur? Şimdi burada bir balık var. Balıktan yansıyan ışınlar sonuçta balık ışık tarafından aydınlatılıyor değil mi? Balıktan yansıyan ışınlar ne yapıyor? Şu şekilde giderken havadan şey sudan havaya geçiyor sudan havaya geçen bir ışın normalden uzaklaşır. Yani burası normal ya arkadaşlar. Normalden uzaklaşır. Yani fakirleşiyor bakın. Normale yaklaşmıyor uzaklaşıyor. Şu zaten normal. O zaman böyle gidemez. Fakirleşmesi lazım havaya geçtiği için böyle gidiyor. Dolayısıyla arkadaşlar buradan bakan kuş balığı burada değil de bu baktığı doğrultuda yani gözümüz ışınları doğrusal algılar. Dolayısıyla D'deymiş gibi görüyor. Yani balık şey kuş balığı D'deymiş gibi görüyor. Ama tam tersini düşünürsek yani balık kuşu nerede görür dersek o zaman da balıktaki ışığı dümdüz bakacaksın. Yani balık böyle görür. Çünkü yani gözümüze gelen ışınlar, gözümüzden çıkan ışınlar böyle yamularak gidemez. Yani gözümüzden çıkan ışın diyorum da biraz yanlış anlaşılabilir orada. Yani arkadaşlar ışın doğrular şeklinde yayılıyor. Dolayısıyla biz gözümüze gelen ışığın hizasında bir cisim varmış gibi algılarız. Yani balık gözüne ulaşan ışının hizasında bir cisim var gibi algılar. Yani L noktasında algılar. Dolayısıyla kuş balığı olduğundan daha yakın, balık kuşu olduğundan daha uzak görür. Evet kuş balığı D noktasında görür diyor. Kuş balığı D noktasında görür. Balık kuşu L noktasında görür. Kuş X noktasına balık da Y noktasına geldiğinde kuş balığı Y noktasında görür diyor. Şimdi arkadaşlar kuşun burada olduğunu düşünelim. Balık da buraya geliyor, Y noktasına geliyor. Bakalım balığı Y noktasında görebilir mi? Şimdi burada bir cismin görüntüsünün oluşabilmesi için cisimden iki tane ışın göndereceğiz. Işınların kendileri kesişirse görüntü gerçek, ışınların uzantıları kesişirse görüntü sanal olacak. Şimdi Y cismi yani balıktan iki tane ışın gönderelim. Birinci gönderdiğimiz ışın şu şekilde dik olsun. Dik ışınlar kırılmaya uğramadan geçer. Dolayısıyla böyle gider. Birinci ışınımız bu. İkinci ışınımız da hafif açıyla açılı bir şekilde gönderelim. Yani şöyle ortamlara dik değil de şöyle gönderdiğimizi düşünelim. Şimdi bu ışın arkadaşlar normali çizdiğimizde havaya geçen ışın olduğu için normalden uzaklaşarak gitmesi gerekmiyor mu? Yani bu ışın şu şekilde gidemez. Sonuçta havaya geçtiği için normalden uzaklaşacak ve şöyle gidecek. Dolayısıyla arkadaşlar bu ışın böyle gittiği zaman Bakın ışınların kendilerinin kesişme şansı yok. Birisi böyle gidiyor, birisi böyle gidiyor. Ancak bu ışınların uzantıları yani birinci ışının uzantısı ile ikinci ışının uzantısı dikkat ederseniz arkadaşlar bakın şurada kesişiyor. Yani Y cisminin ya da balığın görüntüsü burada olur ve sanal olur. Yani Y noktasında göremez. Sorumuzun cevabı 1 ve 2 olacaktır. K ve L noktasal cisimleri hava ortamındaki O merkezli cam küre içine şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre hava ortamındaki X gözlemcisi K ve L'yi nasıl görür? Şimdi öncelikle küresel cisimlerle e, küresel olmayan cisimler aynı değil. Yani küresel olmayan bir cisim olsaydı mesela burası cam olsaydı burası da hava olsaydı aynı az önceki soru gibi. Biz de buradan baksaydık arkadaşlar e, haliyle şuradaki cismi de şuradaki cismi de olduğundan daha yakında görürsün. Yani kendin daha düşük bir ortamdaysan, cisim daha yoğun bir ortamdaysa, cismi olduğundan daha yakın görürsün. Mesela şu cismi şurada algılarsın, şu cismi de şurada algılarsın. Yani ikisini de olduğundan daha yakın görürsün. Tam tersi ise, yani sen yoğun ortamdaysan, cisim dışarıdaysa, örnek veriyorum burası cam ve sen buradan bakıyorsun. Mesela örnek veriyorum. Buradaki cismi nerede görürsün derse kesinlikle daha uzakta görürsün diyeceksin. Yani senin ortamın daha yoğunsa burası daha az yoğunsa onu daha uzakta görürsün. Bu normal bir yorum. Ama küresel cisimlerde işler değişiyor arkadaşlar biraz daha farklı. Şimdi O noktasındaki cisimden iki tane ışın gönderelim. Bir tane ışın gönderdik. Bakın böyle geldi. Kırılmaya uğramadı çünkü küresel cisimlerde merkezden çizilen çizgi diktir. Kırılmaya uğramaz. İkinci ışını gönderdiğimizde mesela şöyle. Arkadaşlar dikkat ederseniz o da merkezden geldiği için o da kırılmaya uğramadı. Yani iki ışınım da kırılmaya uğramadı. Işınlar şurada kesiştiği için ışınların e, uzantıları burada kesiştiği için dolayısıyla bu K'nın görüntüsü yine K'da oldu. Yani merkezdeki bir cisim olduğundan yakın ya da olduğundan uzak görünmez. Küresel cisimlerde merkezdeki cisim yerinde görünür. Ama L cismi için aynı şeyi yapalım. L'den önce bir tane düz ışın gönderelim. Düz ışın böyle gider çünkü dik. Burası yine merkezden geldiği için düz geldiği için dik. İkinci ışınımız yani şöyle gönderdiğimizde biraz abartalım ki anlaşılsın. Böyle gönderdiğimizde merkezden doğruya bir normal çizeceğiz. Yani şurası bizim normalimiz. Normalden uzaklaşarak gitmemiz gerekiyor. Yani şöyle gitmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu 1 ve 2'nin uzantısı nerede kesişir canlar? Bakın şöyle şurada. Yani L'nin görüntüsü olduğundan daha yakında görünür. Dolayısıyla sorumuzun cevabı B şıkkı. E size ödev olsun. Buraya da bir M cismi çizin. M cismi için yaptığınızda da olduğundan daha uzak çıkması gerekiyor. Haberiniz olsun. Yani merkezin kendi tarafında senin tarafındakinin olduğundan daha yakın görürsün. Merkezin Senden öte taraftakini de bakarsan olduğundan daha uzak görürsün. Geldik prizmalı sorulara. Tek renkli kale ışınları içinde optik aletler bulunan bir kutu içine giriş ve çıkışları şekildeki gibidir. Yine 3 4 5'ten aldığım bir soru. Diyor ki optik düzeneklerin hangileri bulunabilir? Yani böyle gitmesi için hangileri bulunabilir? Mesela şu birinci düzenek olsaydı ne olurdu bakalım. Bir ışın böyle üstten geliyor kağı ışını. Ve burada tam yansıma yapar. Neden? Şimdi arkadaşlar şurası bizim normalimiz mi? Şu açıda 45 derece Niye? E burada 90. E burada 45. Sonuçta nokta nokta demiş. Açıları 45. Haliyle burada 45. Burada 45. Gelme açısı 45. Camdan havaya sınır açısı neydi? 42. Yani 45 sınır açısını geçiyor. Dolayısıyla tam yansıma yapıyor. Fazla burada bu ayrıntıyla fazla uğraşmayacağız. Yani tam yansıma yaptığı için bu işin böyle geliyor. Daha sonra alttaki prizmaya dik geldiği için böyle geliyor. Yine burada aynı şekilde arkadaşlar 45 derece oluyor ve tam yansıma yapıyor. Tam yansıma yaptığı için de bu ışın böyle burayı terk ediyor. Yani K ışını burayı böyle terk etti. L ışını onun daha alt bölgesinden geldiği için L ışını buraya çarpıyor. Buradan tam yansıma yapıyor ve buradan terk ediyor. Yani K üstte L altta aynen burada olduğu gibi oluyor. Dolayısıyla bu olur. İkinci sisteme geldiğimizde yine K'dan gelen ışını şöyle kırmızıyla çizelim. Bu ışın üstten geldiği için Ortama girerken şöyle bayağı bir ileriye düşer arkadaşlar kırıldığı zaman. Buradan bir tam yansıma yapar şu şekilde. Ve ortamı terk ederken de şu şekilde terk eder. Yani bunların ayrıntılarına fazla girip zamanı hani iyice almak istemiyorum. Böyle olur. L ışını ise biraz daha alttan geldiği için şöyle. Bu daha yakın bir bölgeye düşer. Daha yakın bölgeden tam yansıma yaptığı için de daha yukarıdan çıkar. Yani eğer L ve K yer değiştirseydi. Hani K üstte L alttayken ikinci sistemde L üstte K altta olsaydı bu olurdu. Ama böyle bir şey olmadığı için bizim sorumuza bu uymuyor. Buna geldiğimizde ne olur? Yine arkadaşlar K ışını şöyle gelir. Tam yansıma yapacağı için şöyle dik olduğu için çıkar. Buradaki ayna da onu şu şekilde yansıtır ve K buradan çıkmış olur. L'ye geldiğimizde L'yi daha alttan göndereceğiz. Şuradan göndeririz. O buradan tam yansıma yapar. Ve buradan sistemi terk eder. Yani yine L altta K üst olur. Dolayısıyla bu da olur. Sorumuzun cevabı 1 ve 3 olacaktır. Hava ortamındaki cam prizmaya gönderilen yeşil ışık. Yeşil renkli bir ışık göndermiş. Prizmayı gördüğünüz gibi sınır açısı yaparak gidiyor. Diyor ki tam yansıma yapmasını istiyorum. Yani ben burada bu ışığın böyle sınır açısı şeklinde gitmesini değil de böyle tam yansıma yapmasını istiyorum. Şimdi bu ışın normalde hiç kırılmasaydı eğer. Hiç kırılmasaydı. Nasıl gidecekti arkadaşlar? Hiç kırılmasaydı böyle böyle gidecek. Peki buradan buraya kırıldığında mı daha çok kırılmış oluyor sizce? Yoksa böyle giderken böyle gitseydi mi daha çok kırılmış oluyor? İkinci durum daha çok kırılma oluyor değil mi? Yani birinci durumda bakın buradan buraya saparken fazla kırılma yok. İkinci durumda çok daha fazla kırılma var. O zaman kırılmanın artmasını istiyorum. Peki yeşil ışık mı daha çok kırılır? Kırmızı ışık mı? Bakın şuradaki görsele bakın arkadaşlar. Beyaz ışık prizmaya geldiği zaman kırmızı ışık Yolunu az sapan ışık oluyor. Yani az kırılıyor. Turuncu daha çok sapıyor. Sarı daha çok, yeşil daha çok, mavi daha çok, mor daha çok. Yani kırılmayı en çok seven ışın mor, kırılmayı en az seven ışın ise kırmızıdır. Dolayısıyla biz yeşile göre kırılmayı daha çok seven bir ışını tercih etmemiz gerekiyor ki tam yansısın. O zaman kırılmayı daha çok seven ışın yeşile göre kimdir arkadaşlar? Mor ve mavi kırılmayı daha çok seviyor. Ama kırmızı daha az seviyor bu olmaz. Yani bu işin kırmızıya dönerse bu böyle bile gidemez arkadaşlar. Nasıl gider biliyor musunuz? Böyle yeşil gelip böyle gidebiliyorsa kırmızı bu kadar da kırılmaz. Mesela böyle gider. Bu kırmızı olur. Ama mor ya da mavi olursa yeşilden daha çok kırılması gerektiği için şu şekilde kırılır arkadaşlar. Bu arada sorumuzun cevabı ne olmuş oldu? 2 ve 3 oldu. Ve geldik merceklere. İnce kenarlı mercek, kalın kenarlı mercek. Merceklerde odak uzaklığı nelere bağlı? Aynalar gibi öyle sadece aynanın yarıçapına bağlı değil arkadaşlar. Işığın rengine, merceğin kırıcılık indisine ve ortamın kırıcılık indisine bağlıdır. Çünkü aynalarda yansıma olur ama merceklerde kırılma olur. Dolayısıyla kırmızı ışık kırılmayı fazla sevmediği için, az sevdiği için kırmızı ışık kullanırsan odak uzaklığın büyük olur. Ama mor ya da mavi kullanırsan Bunlar kırılmayı daha çok sevdiği için bakın böyleyken böyle oluyor. Yani daha çok kırılıyor. Dolayısıyla mor ve mavinin odak uzaklığı daha küçüktür. Yani kısacası odak uzaklığı merceklerde ışığın rengine bağlı mıdır? Bağlıdır. Aynalarda bağlı mıdır? Bağlı değildir. Şimdi ortamın kırıcılık indisine de bağlıdır. Niye? Şimdi mercek ışığı kırıyor ya. Eğer ortam ile mercek birbirinin aynısı olsaydı ışığı hiç kırmazdı. Örnek veriyorum. Şimdi sizin şurada bir ortamınız var. Bu ortamın kırıcılık indisi diyelim 1.2. Siz bir mercek yaptınız. Diyelim bu merceğin de kırıcılık indisi 1.2. O zaman arkadaşlar mercekle ortamın birbirinden farkı kalmıyor ki. O zaman bu ışığı bu niye kırsın? Işık kırılmaz ki. Mesela böyle mi geldi? Işık böyle mi geldi? Böyle gider. Böyle mi geldi? Böyle gider. Şöyle mi geldi? Şöyle gider. Hiç kırılmaz. Ortam aynıysa hiç kırılmaz. Bir merceğin normal bir şekilde çalışabilmesi için merceğin kırıcılık indisinin ortamın kırıcılık indisinden büyük olması gerekiyor. Aksi takdirde eğer ortam mercekten daha büyük olursa mercek karakter değiştirir. Yani ince kenarlı mercek kalın gibi davranır. Kalın kenarlı mercek ince gibi davranır. Şimdi mercek hava ortamında kullanılırken Merceğin kırıcılık indisi ile havanın kırıcılık indisi mi daha çok fark var aralarında? Yoksa mercekle su arasında mı daha çok fark var? Şimdi merceğin hava ile farkı çoktur. Çünkü havanın kırıcılık indisi küçük. Merceğin kırıcılık indisi büyük ve aralarındaki makas çok fazla. Ama mercek ve suyun kırıcılık indileri birbirine yakındır. Dolayısıyla birbirlerine yakın olduğunda ışığı fazla kırmazsın. Yani örnek veriyorum. Bu ışık hava ortamında olsaydı buraya kadar kırılması gerekiyordu ya. Su ortamında olunca fazla kırmıyor burada oluyor. Cama daha da yakın bir ortam olsa daha da kırmayacak. Böyle olacak. Yani odak uzaklığı iyice büyüyecek. Kısacası ortamla mercek birbirine yaklaşırsa odak uzaklığı büyür. Ortamla mercek birbirinden uzaklaşırsa çok kırar. Çok kırdığı için, böyle gelen ışığı çok kırdığı için daha çok kırsaydı, böyle olsaydı daha da küçük odak oluyor gördüğünüz gibi. Mercek ile ortam birbirinden uzak olursa çok kırar. Çok kırınca da odak uzaklığı küçük olur. Şimdi merceğin konulduğu ortama bağlı olduğunu söylemiştim. Eğer bir mercek ince kenarlı olmasına rağmen kalın gibi davranıyorsa şimdi ince kenarlı mercekler ışığı toplar. Yani böyle gelen ışığı asal eksenine doğru yaklaştırır. Yani toplar. Bakın burada normal çalışmış. Ama alt tarafta böyle gelen ışığı böyle yapmış. Yani normal e, uzaklaştırmış. Asal eksenden uzaklaştırıyorsa dağıtmış. Işığı kim dağıtır? Kalın kenarlı mercek. E bu kalın mı? Hayır bu ince kenarlı. Niye dağıtmış? Demek ki burada mercek karakter değiştirmiş. Yani ince kenarlı mercekken kalın kenarlı gibi davranmış. Demek ki merceğin kırıcılık indisi y ortamından daha büyük değil. Yani y ortamının indisi mercekten daha büyük olursa gördüğünüz gibi kalın inceye dönüşüyor, ince kalına dönüşüyor. Yukarıda mercek normal çalıştığı için demek ki merceğin ortamı x'ten daha yoğundur diyebiliyoruz. Merceklerin odak uzaklığı merceklerin yapıldığı kürelerin eğrilik yarıçaplarına da bağlı. Yani aynalar gibi eğrilik yarıçapı artarsa mercek daha e, odak uzaklığı daha büyüyor. Yani Eğirlik yarıçapı artarsa o da uzaklığı artıyor. Aynalarda da öyleydi. Yarıçap artarsa odak uzaklığı artar diyorduk. Ama aynalarda ışığın rengine bağlı değildi. Aynı zamanda ortama bağlı değildi arkadaşlar. Merceklerde ortama da bağlı olduğunu unutmayalım olur mu? Şimdi ince kenarlı ve kalın kenarlı mercekle ilgili bir ışın sorusu. İnce kenarlı merceği çukur aynaya, kalın kenarlı merceği de tümsek aynaya benzetebiliriz. Yani çukur ayna ve tümsek aynadaki özel ışınları güzel bir şekilde öğrenirsek merceklerde de kullanabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar x merceğine gelen ışın merceğe kaç birim uzaklıktan gelmiş? Bir buna bir dikkat edin bakın. Merceğe geldiği uzaklık 4 birim. Eğer burada y merceği olmasaydı, olmasaydı. Nereye gidiyordu bu arkadaş? Bak böyle devam edebilseydi bakın buraya gidiyordu. Yani asal ekseni şu kadar uzaklıktan kesecekti. Bakın bunun bir anlamı var. Merceğe gelen ışın 4 birimden geldi. Burası 4 birimdi. Merceği geçtikten sonra nereye gidiyor? 4 birime gidiyor. 4'ten gelen 4'e gidiyor. Yani çukur aynada hatırlayın. Merkezden gelen ışın merkeze gider. İşte çukur aynayla ince kenarlı mercek birbirinin benzeri zaten. Demek ki burası ince kenarlı merceğin merkezi. Merkezden gelen ışın merkeze gider. Dolayısıyla merkezi 4 birimse odağı 2 birim değil midir? Yani x'in odağı 2 birimdir. O zaman biz buraya 2 yazıyoruz. Şimdi y'ye gelelim. Şimdi kalın kenarlı mercekler ışığı dağıtır. Gördüğünüz gibi şurasına doğru gelen ışığı asal eksene paralel bir şekilde göndermiş. Demek ki burası o merceğin odağıdır. Çünkü kalın kenarlı mercekte odağa doğru gelen ışın paralel olarak gider. Dolayısıyla burası kalın kenarlı merceğin neymiş? Odak noktası. Yani gördüğünüz gibi bunun da 2 birim olduğunu görüyorsunuz. Demek ki sorumuzun cevabı 1'dir. Evet kırıcılık indilerini soruyor. İnce kenarlı mercek ışığı toplaması gerekiyordu. Gördüğünüz gibi ışık şöyle gidecekken ışığı asal eksene doğru ne yapmış? Yaklaştırmış. Yani kardeşim ışığı toplamış mı? Evet. O zaman bu ince kenarlı mercek normal çalışmış. Demek ki sıvının yoğunluğu n birin yoğunluğundan daha büyük değil. Yani mercek normal çalışmışsa n N1 bir büyüktür en sıvı diyoruz. İkinci merceğin ışığı dağıtması lazım. Yani şöyle gelen bir ışığı daha da uzağa atması lazım. Yani asal eksenden uzağa atması lazım. Çünkü kalın kenarlı mercek ışığı dağıtır. Bu ne yapmış? Işığı toplamış. Yani ince kenarlı mercek gibi davranmış. Demek ki bu mercek karakter değiştirmiş. Yani demek ki merceğin yoğunluğu ortamın yoğunluğundan daha küçük. Yani n2 küçüktür. n sıvı. Sıralamamız ne olur? N1 n sıvıdan büyük. N1 n sıvıdan büyük. Şunu yanlış yazdım değil mi ben? N2 daha küçüktür demiştik. Evet, N2 n sıvıdan küçük olacak ki karakter değiştirsin. Yani arkadaşlar N1 daha sonra n sıvı daha sonra N2 gelir. 1 sıvı 2 sorunun cevabı A şıkkı. Evet diyor ki buna göre hangileri yapılırsa D uzaklığı azalır. Arkadaşlar D uzaklığı bizim odak uzaklığımız değil mi? Kalın kenarlı mercekte paralel gelen ışığın uzantısı odaktan geçecek şekilde kırılmış gitmiş. Şimdi diyor ki bana kısacası odak uzaklığını azaltmak istiyorum ne yapmalıyım? Merceğin kırıcılık indisini arttırmak. Şimdi dışarısı hava. İçerisi diyelim cam. Kırıcılık indisini arttırmak demek bununla bunun arasındaki farkı arttırmak demek. Fark arttırılırsa daha çok kırmaz mı? Daha çok kırar. Daha çok kırmak ne demek? Böyle gelen bir ışını böyle böyle gelen bir ışını böyle değil de daha çok kıracaksın. Böyle kıracaksın. Bak, böyle gidecekti normalde. Hiç kırmasaydı böyle gidecekti. Biraz kırsa böyle gidecekti. Daha çok kırsa böyle gidecek. Demek ki e, merceğin kırıcılık indisi arttırılırsa hava ile arasındaki fark artar ve daha çok kırar. Daha çok kırarsa odak uzaklığı gördüğünüz gibi daha da küçük olur. Soru zaten D uzaklığını azaltmak istiyordu. O zaman bu olur. Ortamın kırıcılık indisini azaltmak. Arkadaşlar, merceği arttırmakla ortamı azaltmak aynı şey. Çünkü sonuçta camla hava arasındaki farkı arttırmış oluyoruz. Ha camı arttırarak bunu yaptın ya da havayı azaltarak yaptın. Fark artarsa daha çok kırar, daha çok kırarsa D azalır. Mavi yerine yeşil ışık göndermek. Şimdi şu renk sıralamasını sakın unutmayın. Kutu sayamam şeklinde. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. Şimdi diyor ki mavi yerine yeşil kullan. Kardeşim mavi burada. Yeşil burada. Yani kim daha çok kırılmayı seviyor? Mavi. Yani sen diyor yeşile geçersen diyor. Yeşil kırılmayı daha az sevmiyor mu? Maviye göre daha az sevmiyor mu? O zaman daha az kırılır demek. Daha az kırılır ne demek peki? Yani bu kadar kırılmaz. Mesela böyle gidecekken böyle gitti ya. E bu kadar kırılmaz. Mesela şöyle kırılır. Çünkü yeşil daha az kırılacak. Daha az kırılması daha az sapması anlamına geliyor. Yani böyle değil de böyle gitsin diyor. O zaman yeşil böyle gider. Yeşil böyle giderse bakın uzantısı daha da uzağa düşüyor. Yani D mesafesi artmış oluyor. Soru bunu istemiyor. Sorumuzun cevabı 1 ve 2'dir. Asal eksenleri çakışık olan ince ve kalın kenar merceklerin odak uzaklıkları eşit ve f kadardır. A noktasına yerleştirilen cismin sistemdeki son görüntüsü nerededir? Şimdi arkadaşlar, A noktasından çıkan ışınlar nerede buluşuyorsa görüntü de oradadır. Mesela A noktasından ben sisteme şu şekilde bir ışın göndersem, tam optik merkezlere geldiği için kırılmaya falan uğramaz. Birinci ışınımız bu olsun, hiçbir şekilde kırılmaya uğramaz. Şimdi ikinci ışınım da diyelim şöyle olsun. İnce kenarlı merceğe paralel gelen ışın asal eksene paralel bir şekilde odaktan gelen bir ışın. Çünkü burası odakmış. Odaktan gelen bir ışın asal eksene paralel gitmez mi? Şöyle gider. Peki kalın kenarlı merceğe paralel gelen ne yapar? Odaktan mı geçer? Hayır o ince kenarlı mercek değil ki. Uzantısı odaktan geçer. Yani uzantısı L'den geçecek şekilde. Çünkü burada noktalar arası mesafelerin bir F olduğunu söylüyor. Yani burası kalın kenarlı merceğin odağı. Burası da ince kenarlı merceğin odağı. Odaktan gelen paralel gider. İncenin kuralı bu. Kalında da paralel gelen uzantısı odaktan geçecek şekilde gider. Yani e, dolayısıyla ikinci ışınımız da bu. Bu ışınların kendilerinin kesişme gibi bir şansı yok. Ama uzantıları, uzantıları, bu ışınların uzantıları nerede kesişir? L noktasına. İşte L noktasında sanal bir görüntü oluşur. Çünkü uzantıları kesişiyor. Sanal görüntüler düzdür gibi yorumlar yapabiliriz. Yani sorumuzun cevabı L'de. Evet bir çiçek, burada iki soru üst üste binmiş, önemli değil. Bir çiçek üzerinde bulunan bal arısına büyüteç ile bakıldığında bal arısının şekli gibi büyük göründüğü gözlemliyor. Çünkü ince kenarlı mercekler büyüteç olarak kullanılıyor. İnce kenarlı mercekler çukur aynaya benziyor demiştim. Hatırlarsanız çukur aynada da e, odak ile ayna arasına bir cismi koyarsanız cismin görüntüsü aynanın arka tarafında ve olduğundan daha büyük görünüyordu. Yani makyaj aynalarında mesela büyüteç amaçlı kullanıyorduk değil mi? Kendimizi büyütüyorduk. İşte çukur aynanın benzeri. İnce kenarlı mercekte de tabii şartımız var. Şartımız ne biliyor musun? Şartımız aynı. Odak ile mercek arasına bir cisim koyarsan o cismin görüntüsü daha büyük çıkar ve düz çıkar. Nasıl yapacağız? Mesela cisimden bir tane ışın gönderelim. Paralel bir ışın gönderelim. Bu paralel ışın nereden geçer? Odaktan geçer. Yani şurası odak olsun. Buradan geçer, değil mi? Diğer ışınımız da optik merkeze gönderelim. Yani tam merceğin ortasına. O da böyle gider. Bakın arkadaşlar, dikkat ederseniz bu iki ışının kendisinin kesişme şansı yok çünkü araları giderek açılıyor. Ama uzantıları şöyle dikkat edin. Uzantıları şurada yani biraz güzel çizseydim işte şurada bir yerde kesişiyor. Yani bu cismin Şöyle devasal bir e, görüntüsü oluşuyor arkadaşlar. Yani ince kenarlı merceklerde eğer cisim mercek ile odak arasında olursa görüntü sanal olur, düz olur, büyük olur. Yani büyüteç olur. Bal arasının büyüteçle oluşan görüntüsü gerçektir diyor. Arkadaşlar görüntü sanal. Çünkü düz. Düz görüntüler sanaldır. Sen burada bal arasını ters mi görüyorsun, düz mü? Düz. O zaman o görüntü sanaldır. Çünkü bal arısını takla atmış olarak görürdün eğer gerçek görüntü olsaydı. Büyütecin camında ince kenarlı mercek kullanılmıştır. Kesinlikle büyüteç amaçlı kullanılan mercek ince kenarlı mercek. Bal arısının büyüteci olan uzaklığı görüntünün büyüteci olan uzaklığından küçüktür. Bal arısı burada. Yani cisim. Bal arısı. Bu cisim. Cisim tabii ki merceğe daha yakın. Görüntü merceğe çok daha uzak. Burada da bal arısı büyüteci olan uzaklığı görüntünün büyüteci olan uzaklığından küçüktür. Yani bu da doğru. Sorumuzun cevabı 2 ve 3. Buraya geldiğimizde yine benzer bir soru. Bakın. Taner gözlük kullanan arkadaşlarının gözlerine baktığında Harun'un gözlerinin olduğundan büyük. Ali'nin gözlerinin ise olduğundan küçük görüyor. Yani demek ki Harun'un gözünde kullanılan mercek ince kenarlı mercek. Çünkü görüntüleri büyük veriyor. Yani aynen burada arının görüntüsü gibi. Ali'nin kullandığı mercek ise kalın kenarlı mercek çünkü kalın kenarlı mercekte görüntüler küçük oluyor. Zaten kalın kenarlı merceği tümsek aynaya benzetiyorduk. Tümsek aynada da görüntüler küçüktü. Büyük alanların küçük görüntülerini elde etmek istiyorsak, mesela dikiz aynası ne kullanıyorduk? Tümsek ayna. İşte kalın kenarlı mercekte de görüntüler küçük olur. Yani Ali kalın kenarlı bir mercek kullanıyor, benim gibi benim mercekler de kalın kenarlı ve miyop göz kusurunu giderir. Kalın kenarlı mercek miyobu çözmek için kullanılıyor. İnce kenarlı mercek ise yakını görememe yani hipermetrop göz kusurunu çözmek için kullanılır. Harun hipermetrop göz kusuruna sahiptir bu doğru. Halil'in gözlük camında kalın kenarlı mercek vardır doğru. Harun'un kullandığı gözlük camı üzerine düşen ışığı toplar. Ee, ince kenarlı mercekler üzerine düşen ışığı toplar arkadaşlar doğru. Dolayısıyla sorumuzun cevabı E şıkkı olacaktır. Ha gayret arkadaşlar renkleri de anlatıp videomuzu sonlandıracağız. Işık renkleriyle boya renklerini kesinlikle bilmeniz lazım. Sınavda %100 soru gelir haberiniz olsun. Şimdi ışık renklerinde ana renkler 3 tanedir. Kırmızı, yeşil ve mavi. Ana renk ne demek? Bunlar bir araya gelince beyazı veriyorsa biz bunlara ana renkler diyoruz. Bunların karışımlarıyla ortaya çıkan renklere de ara renkler deniyor. Sarı yani kırmızı ve yeşilin karışımından sarı elde ediliyor. Siyan mavi ve yeşilin karışımından elde ediliyor. Magenta da kırmızı ve mavinin karışımından elde ediliyor. Peki bunu nasıl aklımıza tutacağız? Erkeklerin sürekli e, deli gibi izlediği bir şey var arkadaşlar maç. Dolayısıyla kadınlar pek hoşlanmıyor ve erkekler isyan ediyor. Maç yasak mı maç diyor. Hani evli erkekler. Maç yasak mı maç? Tabii ki maç izlemeyi seven kadınlar da olabilir ama sayıları az. Şimdi burada arkadaşlar mavi ve yeşilin aradaki C'yi verdiğini yani siyanı verdiğini görüyorsunuz. Yeşil ve kırmızının görüyorsunuz. Yeşil ve kırmızı aradaki sarıyı bize veriyor. Kırmızı ve mavi aradaki magentayı bize veriyor. Böylece biz siyan, sarı ve magentanın kimlerden oluştuğunu karıştırmayız. Şimdi boya renklerinde durum tam tersi. Yani ışıktaki ana renkler boyadaki ara renkler. ışıktaki ara renkler de boyadaki ana renkler. Boyanın 3 tane ana rengi var. Sarı, siyan, magenta. Ve bunlar karıştırıldığı zaman ışık gibi beyaz olmuyor. Bu sefer siyah oluyor. Şimdi bunları nasıl aklımızda tutacağız? Mesela kırmızıyı elde etmek için kimle kimi karıştırıyorduk? Burada ışıktan kopya çekeceğiz. Mesela magenta. Magenta artı sarı. İkisi birleşirse neyi verir? Işıktan kopya çekelim. Magenta neyle neyin birleşimiydi ışıkta? Mavi ve kırmızının birleşimiydi. Peki sarı neydi? Yeşil ve kırmızının birleşimiydi. Bakın iki tane kırmızı oldu. Demek ki magenta ve sarının toplamı kırmızıyı veriyor. Bakın kırmızı. Başka bir tane mesela yeşil, e, siyanla sarıyı toplayalım. Siyan ve sarı. Arkadaşlar siyanda ne var? Yeşil var. Yeşil var. Bir de normalde bu, e, ışık renklerinde siyan, yeşil ve maviden oluşuyor değil mi? Mavi. Peki sarıda ne var? yeşil ve kırmızı. İkisinin ortak olan hangisi yeşil? O zaman yeşili verir diyoruz. Bakın yeşili veriyor. Yani olayı böyle aklınızda tutabilirsiniz. Şimdi filtreler. Herkes kendi tanıdığına torpil geçiyor. Mesela kırmızı bir filtre beyaz ışığın içerisindeki kırmızıya sen geç diyor, diğerlerine geçme diyor. Dolayısıyla biz kırmızıyı görüyoruz. Mesela sarı filtre sarı diyor ki ben diyor sarıyı tanırım. Sarı zaten benim kendi rengim. Aynı zamanda diyor sarı diyor yeşil ve kırmızıdan oluştuğu için diyor. Ben yeşili de tanırım diyor. Kırmızıyı da tanırım diyor. Yani bize oluşturanları diyor inkar etmeyiz diyor. Dolayısıyla kırmızıyı, yeşili ve sarıyı geçirir. Bir litreler Şimdi bir cismi renkli görmemizin nedeni o cisimden gözümüze yansıyan ışınlardır. Mesela beyaz ışık içerisinde bütün renklerin olduğu bir ışıktır. Yani içerisinde kırmızı da var, mavi de var, yeşil de var, sarı da var. Hepsi var. Kitap ney kırmızı? Kitap diyor ki ben kırmızıyım. O yüzden ben kırmızıyı tanırım diyor. Diğerlerini tanımam diyor. Yani şu arkadaşları geçirmiyor. Sadece kırmızıya sen geç diyor. Sen geç dediği için bizim gözümüze kırmızı geliyor ve biz o kitabı kırmızı görüyoruz. Mesela sarı. Arkadaşlar kırmızı ışın gönderiyorsun. Bak bu sefer beyaz ışık değil. Kırmızı sadece kırmızı var. Şimdi sarı diyor ki kırmızı ve yeşil benim ana renklerim diyor. Dolayısıyla haliyle e, kırmızı yı tanıyor. Hani ana renkleri ya, kendi renkleri ya. Kırmızıya geç diyor. Yeşile geç demiyor. Dolayısıyla bak sarı kitap olmasına rağmen biz onu ne görüyoruz? Kırmızı görüyoruz. Bir tane filtre sorusuyla devam edelim. Beyaz ışık demetine şekildeki gibi siyan ve magenta filtreler arkasından bakan gözlemci hangi renkte görür? Şimdi beyaz ışığın içerisinde bütün renkler var. Ama siyan diyor ki beni oluşturan renkler mavi ve yeşil diyor. Ben onları tanırım başkasını tanımam diyor. Magenta da diyor ki beni oluşturanlar da mavi ve kırmızı diyor. Ben onları tanırım başka tanımam diyor. Dolayısıyla beyaz ışığın içerisindeki bütün renkler içerisinden sadece mavi ve yeşil geçebiliyor. Başka hiçbir renk karşıya geçemiyor. Daha sonra bunu ye yapalım. Yeşil geçiyor. Daha sonra mavi ve kırmızıyı tanıyan Magenta da diyor ki ben yeşili tanımam diyor. O geçemez diyor ama mavi geçsin diyor. Yani bizim gözümüze mavi ışın ulaştığı için biz onu mavi olarak görüyoruz. Şimdi sarı kitap mavi kupa ve beyaz tabak sırasıyla magenta, siyah ve sarı renkli ışıklar ile aydınlatılıyor. Bu da arkadaşlar yüksek başarı yayınlarının yani Tonguç Kampüs'ün bir kitabından aldığım bir soru. Buna göre bu cisimlerin gözlemlediği renkler hangisidir? Şimdi magenta ışık ne demek? İçerisinde kırmızı ve mavi olan ışık demektir. Siyanda da mavi ve yeşil olan ışık demektir. Sarı da kırmızı ve yeşil olan ışık demek. Şimdi zemin ney sarı? Sarı kimi tanır? Sarı bir sarıyı tanır, iki kırmızıyı tanır, üç yeşili tanır. Çünkü kırmızı ve yeşil sarıyı oluşturuyor. Yani maviyi tanır, mavi tanır mı abi? Tanımaz. Maviye sen dur diyor. Sen geçemezsin. Ama kırmızıya sen geç. Sen bendensin diyor. Dolayısıyla kırmızı geçtiği için biz onu kırmızı görürüz. Yani birinci kitap kırmızı. Şimdi bur diyor ki benim rengim mavi. Dolayısıyla ben diyor sadece maviyi tanır. Başka kimseyi tanımam. Yeşili geçirmiyor. Sadece mavi geliyor yansıyor. Yani mavi geçtiği için sen de onu mavi görürsün. Tamam. Üçüncüsü diyor ki ben beyazım. Beyaz herkesi tanır diyor. Ben bütün renkleri tanırım. Yani kırmızıya da geçlerim. Yeşile de geçlerim. Kırmızı ve yeşil ikisi de gözümüze ulaşınca bizim gözümüzde bunlar sarı olarak algılanır. Dolayısıyla bileş çünkü kırmızı ve yeşil sarıyı veriyor. Üçüncüsü de sarıdır. Yani sorumuzun cevabı A şıkkı olacaktır. Beyaz ışık altında kırmızı zemin üzerindeki kuzey harfleri şekilde verilen renklerde görünmektedir. Yine 3 4 5'in sorusu arkadaşlar. Güzel bir soru gerçekten. Buna göre zemine yeşil ışık altında bakılırsa. Yani bizim gönderdiğimiz ışın yeşil. Tamam unutmayın. Yeşil ışık gönderiyoruz. Tamam. Hangi harfler okunur diyor. Bir kere zemin kırmızı. Kırmızı yeşili tanır mı? Tanımaz. Yani yeşili yansıtır mı bu zemin? Yansıtmaz sadece yeşil geliyor ama dolayısıyla gözümüze zeminden hiçbir şey yansımaz. Yani yeşil ışık gelip gözümüze geri gelseydi şöyle dolayısıyla biz onu yeşil görürdük ama kırmızı zemin yeşili tanımadığı için kırmızı zemin yeşili yutar. Dolayısıyla soğurur. Yani gözümüze zemin adına hiçbir şey gelmez. Hiçbir şey gelmeyince biz onu ne görürüz? Siyah. Yani bir kere zeminimiz siyah unutmayın. Şimdi burada siyah bir K harfi var. Arkadaşlar siyah renk üzerine gelen yeşili soğurmaz mı? Soğurur. Çünkü siyah hiçbir rengi yansıtmaz zaten. Dolayısıyla K yine siyah olarak kalır. E, zemin de siyahtı. E, siyahın içerisinde siyahı nasıl algılayacaksın? Yani K harfi geçmiş olsun. K'yı okuyamayız. Şimdi U harfine yeşil ışık geliyor. Yani bu ışığı da e, yeşil alsak şöyle. En azından daha güzel olabilir değil mi arkadaşlar? Yeşil ışık alalım. Biraz da kalın alalım şöyle yeşil ışık geldi. Yeşil yeşili tanır. O zaman geç diyor. Yani sen U harfini yeşil olarak görürsün. Zemin siyah olduğu için U harfi de yeşil olduğu için gayet okunur. Peki U harfini okuduk. Onu not alalım. Peki Z. Şimdi sarı. Sarı kimi tanır? Kırmızıyı ve yeşili tanır. Yani yeşili tanır mı? Tanır. O zaman yeşile geç diyor. Bak kırmızıyı tanımıyor. Şey kırmızıyı da tanıyor ama kırmızı ışın yok ki. Sadece yeşil gönderiyoruz. Çünkü yeşil ışık altında bakılmaktadır diyor. Yeşili gönderdiğinde sarı, yeşili tanır, sen benim kardeşimsin, geller, geçler. Çünkü sarı oluşturan renklerden birisi kırmızı, birisi yeşil. Bu ikisi sarıyı veriyor. Sarı yeşili tanır ve geçler. Dolayısıyla Z'yi de görürüz. Geldik maviye. Hani mavi yeşili tanır mı? Hiç alakası var mı? Yok. O zaman yansıtmaz. Yeşil gelir ama yansımaz. Yani burada kalır. Yansımayınca gözümüze bir şey ulaşamaz. Dolayısıyla biz E harfinin olduğu yeri hiçbir ışık gelmediği için siyah görürüz. Zemin de siyah. Siyahın içerisinde siyah algılanamaz. Yani E'yi de göremeyiz. Y harfi beyaz. Yeşil ışık gelir. Beyaz bütün renkleri tanıdığı için yeşili tanır ve geçler. Yani Y harfini de biz yeşil görürüz. Dolayısıyla e, biz Y harfini de okuyabiliriz. Yani U, Z ve Y harflerini okuyabiliriz. Sorunun cevabı E şıkkıdır. Bayağı yorucu bir video oldu ama bence çok iyi bir çalışma oldu. Umarım yazılınızdan 100 alırsınız arkadaşlar. Aldığınız notları lütfen bu videonun altına tekrar gelin yazın. Ben onları tek tek okuyacağım. Videoyu beğendiyseniz faydalı bulduysanız da beğenerek bana destek olursanız sevinirim. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.